Hocam, derslerde de en çok karşılaştığımız aslında evrim hakkında en temelde bilmesi gerekenlerden birine dair bir soru geldi. Evrim hep iyiye, hep güçlüye mi yönelik olur? Çok güzel. Hiç de öyle olmaz. Güçlü ya da iyi bizim insan olarak taktığımız bazı sıfatlardır. Mesela dinozorlar zamanında dünyanın en güçlü canlısıydı. T-Rex'i falan bayıla bayıla izledik. Hiç normal ona benzememesine rağmen. Böyle korkunç, devasa, yani dediğim dedik, çaldığım düdük bir hayvan. Ama iklim değişimi olduğunda önce onlar pörtlediler. Niye? O kadar güç çok fazla enerji sarfiyatı ve beslenme gerektiriyor. Besin zincirinde bir inkıta olursa, bir kesintiye uğrarsa küt diye o canlı türünün bir anda, yani birkaç bin sene içinde yeryüzünden silindiğini görebiliyorsunuz. Evrimin sırrı şudur. Sanıyorum burada Darwin'in fikrini bir kısaca anlatmak lazım. Yani Darwin'den önce evrimi fark etmiş binlerce insan var. Darwin'den 1000 sene önce İslam bilginleri evrime benzer şeyler anlatmışlar ama Darwin'i çok özel yapan bir şey var. Darwin ilk defa çıkıyor. Herkesin görmüş olduğu evrimi görüyor. Bütün Victoria dönemi İngiltere'sinin ideolojik ve dini kısıtlamalarına rağmen bunu görüyor. Ve gördükten sonra da buna bir mekanistik, yani mekanizma açısından bir açıklama öneriyor. Yani herkes diyor ki evrim var, canlılar birbirine dönüşüyor. Darwin diyor ki dönüşüyor ve şöyle dönüşüyor diyor. Şöyle şöyle oluyor, şöyle şöyle oluyor ve canlılar dönüşüyor diye. İlk kez bir açıklama getiren insan olarak adını tarihe yazdırıyor ve hala Darwin'in yaptığı o temel açıklamanın üstüne bir şey koyamadık. Onu sadece geliştiriyoruz. 160 senedir Darwin'i yıkmaya çalışıyoruz bütün dünya bilim dünyası olarak. Devamlı adama aleyhte kanıt arıyoruz. Aslında yaptığımız iş bu. Ne bulsak herif haklı çıkıyor. Bu arada Darwin'in zamanında genetik, moleküler biyoloji falan gibi alanların hiç olmadığını, esamesinin okunmadığını hatırlayalım. Ve o zamanlar mesela Darwin dünyanın yaşını milyonlu yıllarda tahmin ediyor. Yani bugün 4,5 milyar yaşında olduğunu biliyoruz dünyanın ama o zaman hani zamansal bilgi de o kadar fazla değil. Ama Darwin'i özel kılan şey yeterince uzun süre canlılığı gözlemleyerek canlılıkla ilgili hakikaten çok inovatif bir sistem fikri ortaya koymuş. Çok özetle Darwin şunu diyor. Hepinizin de bildiği bir şeyi söylüyor aslında. Darwin'in teorisinin en kötü tarafı çok basit olması. Muhtemelen o yüzden anlaşılmıyor. Ben bile yıllar sonra ulan dedim bu muymuş yani herifin anlattığı. Ki üniversite döneminde falan türlerin kökenini okumuştum ama tabii itiraz etmekten herifi dinlememişim. O da var, ayrı bir konu. Kafayı açınca oldu. Darwin diyor ki her nesilde farklı bireyler ortaya çıkar. Birden fazla kardeşi olan herkes kardeşlerin bile ne kadar farklı olduğunu bilir. Dolayısıyla canlıların, biyolojinin uzmanlık alanı her bireyde bir takım farklılıklar üretmektir. Hepimiz başka kombinasyonlara sahibiz. Bu birinci madde. Diyor ki bazı özellikler diyor ikinci maddede. Bazı özellikler o canlıya bir üreme avantajı sağlarken, hayatta kalma avantajı sağlarken bazıları da dezavantajlıdır diyor. Ve üçüncü maddede de üreme başarısına sahip olan özellikler nesiller boyunca daha başarılı aktarılır, daha çok aktarılır ve bir süre sonra ortama hakim olur diyor. Bunun da toplandığı zaman Darwin'in teorisinin tek cümlelik ifadesi şu. Varyasyon ve doğal seçilim yoluyla türleşme. Varyasyon ne demek? Çeşitlilik. Doğal seçilim ne demek? Uygun olanın hayatta kalması. Türleşme yeni türlerin ortaya çıkışı. Burada dikkat edin. Ben de ne diyor? Benim ellerime bir şey diyor zannettim. Evrimle ilgili bir şey diyor. Ya şu yorumları Hazal sen bak, yemin ediyorum ben Ben yorumu bakınca bir şey. Sen takip takip et Allah'ını ediyorum seversen. hocam. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Şimdi çeşitlerin arasından seçilenler kimler? En güçlü olanlar mı? En hızlı olanlar mı? Hayır. En uyumlu olanlar. Survival of the fittest, yani en uyumlu olanın seçilmesi. Bazen kısa boylular, bazen zayıflar, bazen gözü iyi görmeyenler. Mesela bütün primatlarda, insanın da dahil olduğu primatlarda erkeğin renk görüşü zayıf. Evrimsel olarak böyle tercih edilmiş. Kızlar daha iyi görüyor, erkekler daha az renk görüyor. Mesela işte bir sürü maymunlarda dişiler çıkıp meyve topluyor, erkekler aşağıda onların getirdiği meyveleri yiyorlar. Çünkü erkekler yeşil yaprakla kırmızı meyveyi birbirinden ayırt edemiyor, renk körü. Dişiler onu gördüğü için toplayıp meyveleri adamları besliyorlar. Şimdi bu evrim sonucunda belli ki seçilmiş bir şey ama bir güç olmadığı ortada, bir dezavantaj gibi. Ama o dezavantajlı gözüken paketin içinde başka avantajlı şeyler olduğu için evrimsel mekanizmalarda bu tercih edilmiş, sonuçta böyle gelmiş gibi gözüküyor. Bizim görevimiz bugünkü versiyonlara bakıp onların evrimsel olarak neden böyle seçilmiş olduğunu anlamaya çalışmak ve bu anlayışımızda da bugün özellikle sağlık, tıp alanı başta olmak üzere
insan hayatına olumlu katkı yapacak öngörüler üretebilmek. Ama maalesef bu basit bilgi tıp fakültelerinde çok öğretemediğimiz bir şey olduğu için bizim tıptaki genel uygulama tahlili yap, röntgeni çek, ilacı ver, olmadı kes çıkar, evine gönder. Yani o insanların hasta olmaması, daha sağlıklı yaşaması için ne diyeceğimizi çok bilemiyoruz. İşte ben de onun yüzünden insanın fabrika ayarlarını yazdım zaten. Tamamlayıcı tıp ya da koruyucu tıp dediğimiz şeyin hala bir ders kitabı yok. Benim ifade bir ders kitabı değil ama onun bir başlangıcı olabilir. İnşallah onu ileride bir ders kitabına da dönüştürebiliriz. Sonuçta güçlü değil, hızlı değil, en uygun olan. Hocam biri hemen yorumlarda sormuş, peki günümüzde doğal seleksiyon nasıl oluyor diye. Yani muhtemelen insan üzerinden soruyor, Homo sapiens sapiens üzerinden. İnsan artık biyolojik evriminden ziyade kültürel evrimine tabi bir canlı. Bugün birçok mesela doğumsal anormallik, normalde 1000 sene önce tabiatta doğsaydı 10 bin sene önce yaşayamayacak olan insanları biz tıbben yaşatabildiğimiz için biz artık standart doğal seçilimin faktörlerinden biraz müstahniyiz, biraz uzağız. Onun yerine kendi kültürel seçimlerimiz sonuçlarını yaşıyoruz. Mesela işte bir otizm salgınından bahsediyor. Çok fazla otizm teşhisi konuyor. Çok fazla çocuğumuz otistik tanısı alıyor. Şimdi bunun aşikar ki bizim kültürel olarak benimsediğimiz yaşam, beslenme, hareket, işte güncel ilişki tarzımızla ilgili bir alakası var. Dolayısıyla bu alakayı çözünce şunu anlayacağız muhtemelen. Kültürel evrimde şurayı yanlış yapıyormuşuz. Biz onu düzeltelim gibi. Biyoloji çok büyük bir bilgelik. Arkada 3,5 milyar yıllık bir bilgi var. Ama insan kültürü dediğimiz şey şunun şurası birkaç bin senelik. Ve çoğunu da hatırlamıyoruz bu arada. Yani bir hafıza kaybı halimiz de var. İnsan her şeyi yazıya geçirmediği için, dijital teknoloji daha 20-30 senelik olduğu için. İnsanın bütün tecrübesini de bilmiyoruz. Dolayısıyla bakalım işte bilebildiğimiz kadarıyla idare etmeye çalışıyoruz. Ama kültürel evrimde çok tökezliyoruz. Baltayı çok taşa vuruyoruz. Onu ifade etmem lazım. Hocam hızlıca devam ediyorum. Geleceğin insanı nasıl bir evrim geçirecek diye tahmini bir soru gelmiş. Yani sizin düşüncenizi soran. Şimdi bildiğimiz kadarıyla insanların yavaş yavaş gözleri kenara kayacak. Kulakları şu tarafa doğru gelecek ve çenesi gırtlağına doğru inerek ağzı şurada dişsiz bir şekil. Ya böyle bir şey yok. Yani bunu bilemeyiz çünkü. Şimdi bilim kurgu filmlerinde bu çok tabii severek izlediğimiz şeyler. İnsanlar 1 milyon yıl sonra şöyle olmuşlar falan gibi. Evrimi öngörmeniz mümkün değil. Bunu özellikle benim daha önce bizim kanalda da 2 kere yayına aldığım sevgili Stuart Kaufman çok güzel anlatır. Evrimsel değişimler biyolojik organizmalardaki o uçsuz bucaksız bir yaratıcılıkla işleyen çeşitlendirme mekanizmasının tabiatta ne olacağını bilemediğiniz bir sürü kaotik faktörle sürekli olarak karşılaşma ve birbirlerini sınamaları sonucunda ortaya çıkan devasa kompleks bir sistemdir. Ve bu karmaşıklık, bu giriflik, bu komplekslik içerisinde bırakınız 1 milyon yıl sonra insana ne olacak? Önümüzdeki 1000 sene içerisindeki elimizdeki çiftlik hayvanlarının ne olacağını öngöremezsiniz. Yani biz çiftlik hayvanlarını kendimiz yetiştirdik. Tabiatta yoktu bu hayvanlar ve biz onları üreterek, geliştirerek işte bugünkü koca sığırları ya da bitkiler de aynı, elmaları, mısırları biz yaptık böyle. O köpekler, mepekler. Hepsi bizim eserimiz ama bunların bile 1000 sene sonra ne olacağını söyleyemiyorsun. Çünkü canlının dinamizmi ve ortamın karmaşıklığı, giriftliği bizim hesaplayabileceğimizin, öngörebileceğimizin çok ötesinde. Evrim genellikle geriye doğru işleyen insanın ya da herhangi bir hayvanın şu anki yaşamı içerisinde öngörüler yapabilmemizi sağlayan ama uzak geleceğini asla tahmin edemeyeceğimiz son derece karmaşık bir hikayedir. O yüzden ağırlıklı olarak bugüne ve geriye dönük olarak çalışır evrim.